Faruk mu yayına bağlanmak istiyormuş? Olur tabii ki bağlanabilir. Tabii ki seve seve, ben de daha etik bir yayın yaparım yani. Alo. Alo Faruk Bey. Tamam, Faruk Bey yayına bağlanmak istiyormuş. O bağlanıncaya kadar ben şu kanı bir göstereyim sana ya. Arkadaşlar hayır, alın şeyi beni, yani seyri görün lütfen. Seyri görün, tamam o kanı görelim. Kanı görelim. Öyle mi? Tamam Faruk Bey geldi mi? Tamam Faruk Bey buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Yayınlar. Yayına bağlanmak istemişsiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet, özellikle bağlanmak istiyorum. Buyurun. Ve size sadece konuşmak istiyorum. Biplenmeyin. İzninizle bir şey söyleyebilir miyim? Küfür hakaret olunca bipliyoruz zaten. Buyurun. Hakaret etmek gereği bile duymuyorum. Sadece size şunu söylüyorum. Sizin Seher'e 85 milyonun önünde söz verip de sevgilisiyle git. Ben öyle bir şey açıklamadım. Ben öyle bir şey açıklamadım. Açıkladınız. Herkes biliyor. Size videolarını atabilirim. Reklama aldığınızda... Gözler. Ben ekranda, Faruk Bey, ben ekranda verdiğim sözde durdum ama bir hata olmuşsa, montajsal bir hata olmuşsa ben onu görmedim. Ben onu bilmiyorum yani. Farkında değilim. Ben farkında değilim. Ben ekranda mı, benim ağzımdan asla böyle bir cümle duydunuz mu? Benim ağzımdan böyle bir cümleyi duydunuz mu? Onuru var, bir onuru var. Tamam, peki. Evet, peki. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Buyurun. Benim için ne dediğiniz umurumda değil. Ben Seher'i de savunmuyorum, kimseyi savunmuyorum. Neden yayına bağlan? Bir şey değil. Kimin hayatıyla o oynuyoruz Faruk Bey? Faruk Bey, kimin hayatıyla oynuyoruz? Zaten bir ceset var Faruk. Peki siz madem öyle Seher'in gelecekteki hayatını düşünüyorsanız eğer, İsmail'le konuş diye neden baskı yaptınız? Neden şantaj yaptınız? Bunların hep tek kelime bir şey söyleyeyim. O kızın her beş yaşlarda Faruk Seher'i tehdit ettiniz, neden şantaj yaptınız ve şu anda bir taktiksel olarak daha önce başkalarının aracı oldunuz, aracı ettiğiniz kişiler amacına ulaşmayınca yayına bağlanıp yayında Seher'e baskı yapıp onu kandırabileceğinizi, yıldırabileceğinizi düşünüyorsunuz. Seher sizden daha mert ya. Seher sizden daha mert. Tamam mı? Yani 21 yaşında bir kıza, genç kıza şantaj yapıyorsun. Diyorsun ki ben senin sağda solda kimler, ben de seni dinliyorum öyle efendi diye diyorum. Ne diyor bu yani? Şantaj yapıyorsun, senin kimlerle nerede ne yaptığını Aydoğan'la açıklarım diyorsun ya da başka biriyle. Kıza şantaj yapıyor. Ben nereden bileyim? Seher söyledi ve Seher hala sen yayına bağlandığın halde sus pus kalmaya devam ediyor. Ben de bunu anlamıyorum. Bütün taktikleri kullanıyorsun ama yanılıyorsun. Er ya da geç gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var Faruk Efendi. Madem öyle gel buraya. Niye gelmiyorsun? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sen burada algı operasyonu yaparsan ben senin burada konuşturmam Faruk Efendi. Alın sesini. Şu anda da ses kaydı yapıyorsunuz. Alın adamı. Alın yayından. Sen git kendi şey yaptığın insanlarla konuş. Anladın sen benim ne dediğimi? O insanları aracı yapıp Seher'i arattırıyorsun. Aracıları Seher'i arattırıp Seher'i hala şantaj ve baskı yapmaya devam ediyorsun. Ve bunu neden yapıyorsun? Madem bu olay sadece İsmail kendi hayatına son verdiyse ve bu kadar, özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için, sadece bundan ibaretse, yani basit kelimesini kullanmak istemiyorum ama sadece bundan ibaret bir olaysa, böyle bir kendi hayatına son verdiyse bu kadar soru işaretine neden gerek var? Neden İsmail'in cep telefonunu aldın? Neden gittin bunu Seher'in kulağına söyledin? Asıl bunları konuşmamız lazımken neden yayına bağlanıp manipülasyon yapıyorsun? Seher, sen neden ağzını açmıyorsun? Adam hala seni şantajla tehdit ediyor be kızım ya. Bak. Lütfen Seher, manipülasyon yapıyor ve seni hala şantajla susturmaya çalışıyor. Bak kimleri denedi. Bir sözde gazeteci kılıklı bir insanı seni arattırdı. Sonra bir öğretmenin olduğunu söyleyemem ama öğretmenlik yapmayan bir insan seninle temasa geçti. Babanı aradı, tehdit etti.
Ya gözünü seveyim, kurban olayım ya. Bak ben sana söz verdim ama bir montaj hatası bir şey olduysa özür dilerim yani. Ya daha bilmiyorum ne olduğunu gerçekten. Bak samimi olarak söylüyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Ama Seher, bu adam ne yapmaya çalışıyor? Kurban olayım ya. Sen Seher'e, Seher, Faruk abi soru sormak istiyorsan onu yayına alacağım. Ama onun dışında manipülasyon yapmasına izin vermeyeceğim. Sen Faruk'a soru sormak istiyor musun? Soru sormuyor. Çok ilginç. Seni tehdit etmedi mi bu adam? Hesap soracağım diyordun, parmak sallıyordun. Korktun mu bu adamdan Seher? Peki niye soru sormuyorsun kızım? Bak manipülasyon yapıyor. Manipülasyon yapıyor. Ya diyelim ki o yayından kaçtı, bir şekilde arkadaşlarım hatası oldu. Be adam, yani sen Seher'e tehdit edip ben bu yaşadığın her şeyi Selendi'de anlatırım, seni rezil ederim deyip İsmail'le konuşmasına neden vesile oldun? Bu soruya yanıt vermiyorsun. Yayını da manipüle etmene izin vermem. Ne zaman buraya gelirsin ondan sonra seni yayına bağlayacağım. Atın yayından. Seher zaten soru sormuyor. Ben de onu anlamadım ya. Buraya gel Faruk Efendi, buraya gel. Ben seni buraya bekliyorum. Yüz yüze, göz göze Seher'in gözüne bakabilecek misin? Ha? Böyle uzaktan böyle şey yapmaya benzemez. Gel buraya. Bak gel buraya, tamam mı? Gözümün içine baka baka bana soruları sor. Seher senin gözünün içine baksın. Gelmiyorsun değil mi? Niye adamı araya sokuyorsun? Seher sorun yok mu Faruk Efendi'ye? Hala korkuyor ya. Seher korkma kızım ya. Bak sen soru sorarsan bu adamı yayına bağlayacağım. Hatta bekliyor şu anda. Bekliyor mu arkadaşlar? Seher soru sorarsa Faruk'u yayına alacağım. Sen Seher'e seni tehdit ediyor, görüşmezsen şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye tehdit ediyorsun. Burada ekibin birinin bir hatası olmuş, bir şey, hatta ne oldu ya o zaman, bakacağım ben onun hepsine. Diyorsun ki Seher'in hayatını karartıyorsunuz. Be adam, sen zaten Seher'in hayatını karartmışsın. Bir olaya dahil etmişsin. Jandarmayı aramamışsın, gitmişsin kendin bir şeyleri temizlemişsin, delilleri karar. Çocuğun nüfus cüzdanı nerede? Çocuğun cep telefonu nerede? Ha? Nerede, nerede? Elinde sopayla neden çıktın? Öldüreceğim diye neden benzinlikten çıktın? 100 bin lirayı, İsmail 100 bin lirasını neden aldın? Hadi buraya gel, sıkıysa bu sorulara yanıt ver. Bence gelemezsin. Gelemezsin, sende o yürek de yok yani. Tamam, uzaktan böyle konuşup olmuyor bu işler. Sende o yürek yok Faruk Efendi. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Seher'i de burada baskıyla götürmeye çalışıyorsun. Arabadan şey falan. Ve o aracı sözde kendisini gazeteci olarak tanıtan o kişiyi aracı yapıyorsun. Otopsi raporunu yanlış bir şekilde Seher'e aktarıyorsun. Orada başarılı olamadın. Başka birinden araya soktun, başarılı olamadın. Babasını tehdit ettin, başarılı olamadın. Şimdi yayına bağlanıp, ya Seher soru sorsana buna. Seher, ya gerçekten samimi olarak merak ediyorum. Bu adamla niye korkuyorsun kızım ya? Sor bak, hatta bekliyor. Hiç mi sorun yok bu adama? Vallahi merak ediyorum ya. Korkuyor musun bu adam yayına bağlanınca? Korkuyor musun? Ha, korkuyor musun? Yok yok. O zaman sorabilirsin ya. Vallahi sorabilirsin. Ben muhatap olmak istemiyorum kimseye. Peki şunu sorsana, telefonu niye aldın? Niye bana onu söyledin desene. Niye sormuyorsun? Lütfen ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Ben bu arada birazdan ara vermek zorundayım da. Ama ben yayına devam edeceğim. Seher'in soru sormasını istiyorum. Seher. Niye sormuyorsun? Muhatap olmak istemiyorum ben. Parmak sallıyordun işte. Adamın buraya gelmesini de istiyordu.
Ay, ara mı vermem gerekiyor? Tamam, peki bir ara vereceğim ama kayıda devam edeceğim sevgili izleyiciler. Sonra sizi izleteceğim. Bir süren var, mecburen bunları yapmak zorundayız. İzninizle bir ara.